diyabetlilere veya zayıflaması gereken kişilere artık diyet listeleri yazıp verilmiyor. Bunlar e, hedefe uygun tedavi yöntemleri olmaktan çıktı. Hı hı. Örneğin siz e, veya bir, bir yakınınızı getirdiniz bana. Evet. diyabetli bu kişiyi benim tedavi edebilmem için ona bir takım önerilerde bulunacağım. Ama her kişiye verilecek öneriler aynı değil ki. X kişinin kan şekerinin kötü gitmesinde etken örneğin ekmek, pilav, makarna'yı çok fazla yemesi ve düzenli saatlerde öğün almaması olabilir. Y kişinin kan şekerinin kontrolsüz gitmesinin nedeni çok daha farklı olabilir. Hastalık yok Dolayısıyla, hasta vardır. Çok doğru söylediniz <laughs> Yani hastalığa değil Hı -hı. kişiye göre, göre o kişiyi değerlendirerek edecek. o kişinin gereksinimlerini Hı hı. tanıyarak ve o kişinin ulaşılabilecek hedeflere hı hı. ulaşma isteğini de göz hı hı. önüne alarak hedef koymak evet. gerekiyor. Bir de yasaklar listesi yok dediniz. Yani evet, sağlıklı evet. beslenmek için hepimiz için geçerli fakat diyabetlilerde <laughs> biraz daha işi sıkı tutmak gerekiyor. E, bu sağlıklı beslenme için. E, yasaklar listesi yok ama e, hangi besinlerle dost ya da hangi besinler Biraz daha diyabetliye yaramaz öyle sorayım. Şimdi diyabetin beslenme tedavisinde e, bilinmesi gereken en önemli nokta kan şekerini yükselten karbonhidrat içeren besinler. Hı hı. Meyvede karbonhidrat var.